hoş geldiniz. Yine bir Hazan mevsimi geldi. Eylül ayında kaybettiğimiz şair ve yazarlarımızın hepsini rahmetle anıyoruz. Hazan mevsiminde çınarın dökülen yapraklarından biri de değerli sanatçımız Bedri Rahmi Eyüboğlu. Gerçek adı Ali Bedrettin. Unutulmaz şiirlere ve resimlere imza atmış. Sanatın pek çok dalında eserler vermiştir. Görele 1913 doğumludur. Sizlere Bedri Rahmi'yi hayatındaki en önemli olaylarla anlatmaya çalışacağım. Çünkü süremiz kısa. Bedri Rahmi 1928'de daha lise öğrencisiyken şiir yazmaya başlamıştır. Şiirlerine 1933'ten sonra Yeditepe, Ses, Güney, İnsan, İnkılapçı Gençlik ve Varlık dergilerinde yer verilmiştir. 1941'den başlayarak çeşitli şiir kitapları yayınlanmıştır. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı duyduğu hayranlık şiirlerine de yansımıştır. Halk diline yaklaşma çabasını sonuna dek götürmüştür. Bu nitelikleriyle şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir. Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında ise sürekli gündeminde olan halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir Bedri Rahmi Eyüboğlu. Ve 21 Eylül 1975'te aramızdan ayrıldı. Trabzon yıllarındaki lise müdürünün çok sert davranışları yüzünden bir çıkış arar. Bunu özellikle belirtir. Benim yeteneğim olup olmadığını bilmiyordum. Ben bir çıkış arıyordum. Bana şiir bir çıkış olarak geldi ve resim bir çıkış olarak geldi ve resme yapıştım der. Okuduğu hissiyatına ünlü ressamlardan Zeki Kocamemi'nin öğrencisi olur. Yeteneği bu saat o zaman keşfedilir lisedeyken. Güzel sanatlara girer. Hocası İbrahim Çağla okulu bitirmeden onun hemen Paris'e gitmesi gerektiğini babasına söyler. Çünkü zaman kaybetmemesi gerektiğini, orada çok daha iyi eğitim alacağını söyler. Paris'te kübist ressam André Rotin öğrencisi olur. Orada Romanya asıllı eşi Ernestine Letoni, sonraki adıyla Eren Eyüboğlu ile burada tanışır. Ülkemizin önemli kadın ressamlarındandır Eren Eyüboğlu. 1988 yılında vefat etmiştir. Yapıtlarında folklorik özellikleri plastik değerlerle bütünleştirmiş, çok sayıda eser vermiştir. Bedri Rahmi, Lotin öğrencisidir. Fakat zaman içinde Dufi ve Matisse gibi sanatçıları kendisine yakın bulur. Yurda döndüğünde D grubunda yer alır. Osmanlı döneminden beri 4. sanat birliği olduğunda 4. harf olan D seçilir gruba ad olarak. Cemal Koğlu, Nurullah Ber, Elif Naci, Arif Gülon'un da içinde olduğu bir gruptur bu. İlk servisini Bükreş'te açar. Ciddi parasızlık çektikleri bir dönemdir. Eşi Eren bunu organize ettirir Romanya'da. Çok beğenilir ama ne yazık ki hiçbir resmi satılmaz. Bir dönem Tekel Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı sırada Sibari Sigarası'nın kutu resmini yapar. Güzel Sanatlar diploma yarışmasında Hamam adlı tablosuyla birinci olur. Bu tabloyu tıraş fırçasıyla tuval üzerine yaparak ilginç bir deneyimde bulunmuştur aynı zamanda. 1939'da oğlu Mehmet Hamdi doğar. Mehmet Hamdi değişik işlerden sonra yurt dışında yaşadıktan sonra baba mesleğine döner, yazma servisi açar. 1977'de kalıp oyma dalında kendi buluşu olan yepyeni bir teknik geliştirir. İlk kez Eren Eyüboğlu kalıplarını oyar. Bedri Rahmi birçok ressamın katıldığı CHP kültür programı çerçevesinde resim yapmak için 1938'de Edirne'ye, 1941'de de Çorum'a gider. Bu dönem resimlerinde köy manzaraları, köy kahveleri, faytonlu yollar, iğne dalı takmış gelinler gibi Anadolu'ya özgü görünümler egemendir. Ve sonrasında da Anadolu motifleri resimlerinin çoğunda görülür ve şiirlerinin çoğunda da görülür. Şimdi size sevgili şairimiz Sondre Altınkaynak
Bedir Rahmi'nin Türküler Dolusu şiirinden bir bölüm okuyacak. Yerliyim yerli olmasına, ilmek ilmek, damar damar yerliyim. Bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam şile bezi gibi. Dişimden tırnağıma kadar ressamım. Yurdumun taşından toprağından şurup gelir nakışlarım. Taşıma, toprağıma toz konduranın anladı karışlarım. Şairim, şair olmasına, can kurban şiirin gerçeğine, aslına. İçerisine ilmik ilmik kokusuz sinmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter ki eğri, doğru, kör, topal, kabulüm. Şiirim, zifiri karanlıkta gelsin şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Şairliğimden utanırım. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumları. Evet, Karabut hepimizin bildiği, zaman zaman bizim de beylerin daha çok söylediği bir şiir ama bugün ben okuyacağım sizlere. Karabut şiirinde kullandığı çatal karam sözcüğü İskilip'te resim yaptığı sırada çocukların avuçlarında yiyerek geldiği simsiyah üzümün adıdır. Dolayısıyla Anadolu'da o kadar çok şey öğrenmiştir ki şiirlerine ve resimlerine katacak. Karabut, karadutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem, ağaç isem dalımsın salkım saçak, petek isem balımsın oğlum, günahımsın, vebalimsin. Dilim Ercan, dizim Ercan, dişim Ercan, yoluna bir can koydum, gökte ararken yerde buldum. Karadutum, çatal karam, çingenem, daha ne olacaktın bir tanem? Gülen hayvan, ağlayanlarımsın, kadınım, kısrağım, karımsın. Karadut'un hikayesine geçelim. Büyük kulüpte 1949'da okur ilk kez ve şiir bittiğinde hıçkırıklara boğulur Bedri Rahmi. Bu şiiri karısı için değil, Güzel Sanatlara 3 yıl önce gelen Marie Geremezyan için yazmıştır. Marie, Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşlarındandır. Heykel bölümüne misafir öğrenci olarak gelmişti ve Bedri Rahmi'nin bir üstünü yapmıştı. Bedri Rahmi ise onun çeşitli portrelerini yaparak ve ona şiirler yazarak yanıtlamıştı bu aşkı ve bu aşkı artık bütün İstanbul biliyordu. Mari, cehennem ihtiyaç duyulmamak hissidir. Cennetse ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duymamak hissi. Ben cennetime gidiyorum nihayet. Yine de unutturamazlar beni. Kalkar, boşluğu konuşur benim yerime. Ve kimsenin rahatsız olmayacağı kadar uzun zaman geçtiğinde belki bir gün beni de hatırlarlar beni. Aldığı sayısız ödüllere rağmen 34 yaşında ölen bu başarılı kadın kimliği yüzünden unutturulmaya çalışıldı. Ve sadece sevgili rolü verilerek adının üstü örtülmeye çalışıldı ne yazık ki. Bedri Rahmi bu büyük aşk döneminde çok sayıda eser verdi. Ekranda Bedri Rahmi'nin değişik eserlerini size Eren arkadaşımız sunuyor. Ancak Mari, 1946'da menenjit tüberküloz kapmıştı. Savaş yeni bitmişti, ilaç ateş pahasıydı. Sevgilisini kurtarabilmek için tablolarını bir bir elden çıkardı. Ancak o yıl Mari'yi kaybetti, yıkılmıştı. Eşi Eren Evboğlu bu dönemlerin hepsinde yanında oldu.
kara tutuş şiirini söyleyip hıçkırıklara boğulduğu güne kadar. Bu geceden sonra Eren Eyüboğlu onu terk etti ve Paris'te yaşamaya karar verdi. Bir süre sonra ise bir mektup yazıp onu oğlunun yanına babası olarak gelmesi için çağırdı. Veli Rahmi oğlunun ve eşinin yanına döndü. Veli Rahmi 1940'lardan sonra duvar resimlerine yöneldi. İlk duvar resmi 1943'te İstanbul'da Ortaköy'deki Lido Yunan Okulu için yapıldı. Mozaik çalışmalarına 1950'de başladı. 58'de Uluslararası Büyüksel Sergisi için 272 metrekarelik bir mozaik